Benim artık bir ailem yok baba. Efendim? Hasbey. Hatice Ana. Sizin ne işiniz var bu saatte burada? Sen yanında olmaya geldik. Bilesin ki yalnız değilsin. Sen mi haber verdin herkese? Senin üzüntün bizim de üzüntümüz beyim. Efnan Bacı da dedi toplanalım hep beraber. Gidelim Aziz Bey'in yanında olalım. Oğul bilirim. Yüreğin kırıldı. İnsanın canını en çok ailesinden gelen yakar. Benim ailem sizsiniz. Burası benim evim. Bütün sevdiklerim burada. Yanımda. Biz ne lazımsa arkandayız. Amcan da insafa gelecek, verecek malları. Artık hiç mühim değil. Amcam o malları bana verse de, vermese de ben durmayacağım. Çünkü babamın bana bıraktığı paradan daha mühim bir şey var. Bu atölye. Bu atölye sizin de yardımlarınızla Antakya'nın en güzel halı dokuma atölyesi olacak. Önce babamın adını yaşatacağım. Onun gibi fukaranın halini gözeteceğim. Başı darda olana koşacağım. Başarılı olacağım. Beni durduramayacaklar. Onların düzenini bozacağım. Çünkü babam benim hep yanımda. Ve benim kocaman bir ailem var. Görüyorsunuz değil mi Andan Hanım? Bir de utanıp sıkılmadan bana tavır alıyor Adem Bey. Karısıyla birlikte yemeğe gelmiyorlar. Galip Bey zamanla kabulleneceklerdir. Siz malları bana verdiğiniz için pişman mısınız yoksa? Bilakis. Ticari açıdan başarılı bir hamleydi. Ben kendi malımı mülkümü korumak için, ailemi korumak için yaptım. İş güç demişken hem hayatta hem de ticarette ortağız artık. Anlamadım. Malum ticaretinizin büyük bir kısmını benim servetimle yapıyorsunuz. Handan Hanım o sizin servetiniz değil. O mallar size emanet. Size de emanetti.